Ebru Hanım, Murat Bey, günaydın. Güzel ikili peki. Filenin sultanlarını gönülden kutluyorum. Çok doğru söylüyorsunuz. Spor yalnızca futbol değildir. Her dalda Türkiye'mizi gururlandıran isimler var. Mete Gazoz son dönemde tabii, değil mi? Sadece biz futbol olunca futbolla yatıp futbolla kalkan bir milletiz ya aşağı yukarı. İşte böylesi güzeller güzel arkadaşlarımız sayesinde diğer sporlarında spor olduğunu hep beraber görüyoruz. Sevgili Mehmet Eren Tay yazmış. Sağ ol, var ol güzel kardeşim. Zaten süreli destekler bizi mesajlarıyla. Aynen. Ne var başka? Ne var biliyor musun? Hı? Geçmiş olsun öncelikle. Geçtiğimiz cuma konsere giderken geçirdiği bir tekne kazası sonrası ölümden dönen Demet Akalın. Korku ve dehşet dolu anları anlattı. Neler gelmiş başına. Hem anlatıyor hem de gösteriyor tabii, gerçekten vücudunda olanları. Yazı Bodrum'da geçiren Demet Akalın, Didim'e konsere giderken tekne kazasında ölümden dönmüş, o anları sosyal medyada anlatmıştı. İyiyim, merak etmeyin. Bir tek şöyle bir acayip bir şişliğim var suratımda. Yani Didim'e çok yurt dışından gelen fanlarım olduğu için tabii onları bırakmak istemiyordum. Çok kötü bir tekne kazası yaptık. Yani iskeleye girdim. Gece aslında ben böyle şeyleri kullanmam ama işte 20 dakikada gideriz diye çıktık. Yani tekne saniyeler içinde battı. Tekneden ne ses, ben sağa çıktık, ben algılayamıyorum yani hala o. Verilmiş sadakamız varmış. Rubayla geldik, şimdi konseri yaptık. Çok da güzeldi, insanlar gitmemiş, beklemiş beni de. Sağ olsunlar. Ben iyiyim. Yeni dönüyorum bu arada. Olaydan kısa süre sonra Bodrum'daki konserine gelmek için yine tekne kullandı Demet Akalın. Demet Akalın hafif yaralanmasına rağmen Bodrum'da sahneye çıktı. Sahnesi sonrası Okan Kurt'la birlikte yine teknede kameralar karşısında. Kaza anını soralım. O an neler hissetti? Ben gece tekne olayını sevmiyorum yani, uzun. Burası tamam okey, 3-4 dakika falan sürüyor. Ama artık o basiretimiz bağlanmış yani, çıktık. Ben bir de böyle yan oturuyordum biliyor musun? Herkes böyle mesela denize karşı böyle oturuyor. Benim ekip böyle oturuyordu. Hepsi tabii bak nasıl gardını alıyorsun, sırtını yaslıyorsun. Ben böyle yan oturunca şey oldum, boşta kaldım. Ha, şuralarımı falan hiç göstermeyeyim size, çürük içindeyim. Okan Kurt, bakın Demet Akalın'ın kaza geçirdiğini nasıl öğrenmiş? Gira beni bir uyandırdı. Baba annem kaza yapmıştı, çok büyük bir travma yani. Allah kimseyi yaşatmasın. Gerçekten zor. İnsanın aklına bin bir türlü şey geliyor yani. İnanılmaz zor bir şey. Bu olaydan hemen önce sürat teknesi almayı düşünüyorlarmış ailece. Ya çok enteresan biliyor musun? O sürat teknesinden falan istiyordu Hira. Tabii. Tabii dün itibariyle Allah'tan bunu idrak edebilecek yani, yaşta. Arıyorduk o kadar Hira. Sıfırını arıyorduk biliyor musun? Yani inanılır alalım gibi değil yani. Hira çok heves ediyordu ama bitti yani. Büyük geçmiş olsun. Oho, evet. Görünmez kaza ya gerçekten. Vallahi aslında yani hani akşam saatlerinde olması biraz sıkıntılı. Çünkü Bodrum şöyle yarımada ya, karşıda Didim var. 15-20 dakikada gidersin. Aynen. Ama arabayla gitmeye kalksan 1,5-2 saat. Dolayısıyla özellikle akşam saatlerinde işte kaptan vesaire çok dikkat etmek lazım ya. Anlık bir de gitmiş oldu, konserini vermiş yani. Hani o, halde, o açıdan da helal olsun. Ciddi bir travma. Tabii canım, travma. Ölümden dönüyorsun yukarı, ondan sonra konser veriyorsun. Yani sonra tekne, geri dönüyorsun, bir daha veriyorsun Bodrum'da. Düşünsene yani, tekne çarpıyor ve dakikalar içinde kendini öyle bir atmış. Evet. Ki dakikalar içinde batmış ya, tabii, tekne. Demek ki kayalık vesaire çok, ya oralar çünkü sığ sular vesaire de var. Allah aman korusun, dikkat, büyük geçmiş olsun.